Değerli arkadaşlar, merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum tekrar. Evet sevgili arkadaşlar, Cuma günü ve dün itibariyle sizlerden gelen soruları yanıtlayabilmek adına iki ayrı video hazırlamıştım. Sizler sordunuz, ben şahsi düşünce ve görüşlerim dahilinde sizlerin sorularınıza yanıtlar vermeye çalıştım. Umuyorum ki bu sorular birçok kişinin de aklındaki sorulardır ve yanıtlarını yeterince verebilmişimdir. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi ise önümüzdeki haftayı ve birazcık da seçimlere kadar dolar TL ne olur sorusuna yanıt vermek bakımından sizlere bir takım paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki seçimlere kadar dolar ne olur, dolar TL ne olur sorusunun en temel cevabı içerisinde bu süreçte yaşanacak olan çok önemli makro gelişmeler bulunuyor. Yani 6 Mart tarihinde Merkez Bankamızın bir toplantısı bulunmakta. Yine Mart ayında Fed'in bir toplantısı bulunmakta. ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nın bir toplantısı bulunmakta. 1 Mart tarihinde sona erecek olan veya uzatılacak mı uzatılmayacak mı şeklindeki tablonun henüz netleşmediği ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarıyla ilgili mevzu gündemde ve yine zannediyorum ki 27 Mart olması lazım Brexit mevzusuyla ilgili bir son tarih bulunuyor. İngiltere bu hususta AB'den çıkacak mı çıkmayacak mı meselesi. Yani arkadaşlar seçim tarihine kadar ki süreçte çok önemli durumlar, çok önemli gelişmeler var. Ve biliyorsunuz ki bu gelişmeler bütün dünya para birimlerini etkilediği kadar bizi de yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. O halde bir bilinmeyenli, iki bilinmeyenli değil, çok bilinmeyenli bir denklem içerisindeyiz. Ve bu problemlerin hangisinin hangi şekilde sonuçlanacağını net olarak bilmediğimiz için de bu kararsızlık ve bu karmaşa ortamda net konuşabilmek hiç ama hiçbir şekilde mümkün değil. Ve tabii ki jeopolitik etkenler mevcut. Venezuela meselesini zaten biliyorsunuz, orada çok ciddi bir kazan kaynıyor. ABD'nin oraya müdahil olma gibi bir tavrı söz konusu ve son günlerde biraz daha yoğunlaşmış olan Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturulması meselesi ve bu tampon bölgede ABD'nin isteği doğrultusunda Türkiye'nin yer almadığı bir güvenlik koridorunun oluşturulması gibi bir plan, bir proje düşünülüyor. İşte bunlara Türkiye ne cevap verecek? Karşılıklı olarak restleşme olacak mı, olmayacak mı? S-400 füzeleriyle ilgili gelişmeler hangi çıpalar dahilinde bir netlik kazanacak? Bunların hepsinin oluşturduğu bir belirsizlik var. Bunları zaten biliyorsunuz. İşte arkadaşlar bu tablo dahilinde kesin olarak şu olur veya bu olur diyebilmek mümkün değil. Ama benim şahsi düşünce ve kanaatim itibariyle seçimler sürecine kadar dolar TL'nin çok fazla değer kazanmasını istemeyecek olan bir Merkez Bankası ve çok yüksek bir kurdan pahalı bir dolarla veya çok gevşek ucuz bir TL ile seçimlere girmek istemeyecek olan bir iktidar olabileceğini düşünüyorum. Zaten son dönemlerde sizleri sürekli olarak bilgilendirdiğim üzere Merkez Bankası özellikle kritik seviyelerin üzerine çıkıldığında ciddi şekilde short silahını kullanıyor. Short pozisyon açmak kaydıyla dolar-TL üzerindeki dalgalanmaya bir şekilde müdahale etme çabasını göstererek ben buradayım mesajlarını veriyor. Değerli dostlar, bu tablo içerisinde sizlere hafta sonu aktarmış olduğum soru-cevap videolarımda da ağırlıklı olarak belirttiğim gibi seçim sürecine kadar ben dolar-TL'nin maksimum 5.75-5.80 bölgesine kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Yani kesin olarak bu seviyelere çıkarız şeklinde bir iddia asla söz konusu değil. Olası bir yukarı atak, olası ciddi bir sıçrama olsa dahi 5.75-5.80 bölgesinin ötesine geçilemeyeceğini düşünmekteyim seçimlere kadar. Ancak çok önemli bir tablo var ki 5.50 seviyemiz, yani şuradaki 5.50 seviyemiz arkadaşlar önemli bir psikolojik direnç, önemli bir psikolojik eşik konumundadır. Bu seviyeye kadar yükselişler olabilir. Seçim sürecine kadar bu 5.50 direncini aşmak adına bazı çabalarda görebiliriz. Ama ben seçimlere 5.50 yakınlarında gireceğimiz düşüncesi içerisindeyim.
5.80'lerin 5.75-5.80 direnç bölgesinin ise seçimler sürecine kadar zorlansa bile o bölgelere yönelik bir atak yaşanmış olsa dahi ki bu ihtimali de çok çok yüksek görmüyorum arkadaşlar. Evet biliyorum seçimlere kadar dolar 6.5 olur, seçimlerden sonra 8 olur, 10 olur şeklinde bir takım yorumlar, analizler mevcut ama herkesin yorumu kendinedir, herkesin düşüncesi kendinedir. Ben şahsi düşüncem itibariyle içinde bulunduğumuz 35 günlük, 37 günlük süreçte, seçimlere kadar olan süreçteki dolar TL'nin gidişatının yavaş ve küçük adımlarla ama yukarı eğilimini devam ettirecek bir konjonktür içerisinde olmasını bekliyorum. Evet dostlar, geçtiğimiz haftanın dolar analizinde şu ifadeyi kullanmıştım. Bu hafta için doların, dolar TL'nin 5.30 seviyesini destek olarak algılamak, bu desteği biraz daha sağlamlaştırmak niyetiyle hareket edecek. 5.35 bölgesine kadar bir atak yaşayabilir. Hatta 5.35-5.37 aralığındaki direnç bölgesini de zorlayabiliriz ama bunun ötesine çıkmanın şu an itibariyle biraz güç olabileceğini, en azından geçtiğimiz hafta itibariyle güç olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim arkadaşlar geçtiğimiz hafta malumunuz üzere 5.34-11 seviyesine ulaştık. Yani 5.35 seviyesine ramak kala bir dönüş yaşayarak 5.32 yakınlarında haftayı tamamlamış olduk. Ama net görüntümüz şu arkadaşlar, 5.30 desteğini muhafaza edebildik. Bu desteği kuvvetlendirebildik şu an için. Şurada görmekte olduğunuz arkadaşlar 2 adet yukarı eğilimli kırmızı çizgim bulunuyor. Bunlar bir yükselen kanalı ifade etmekte. Alt tarafa biz yükselen kanalın alt bandı ifadesini kullanıyoruz. Bu alt band bir destek olarak izlenmesi gerekiyor teknik analiz kriterleri itibariyle ve şu an olarak arkadaşlar günlük bazda bu alt bandımız 5.30-29 seviyesini gösteriyor. Yani 5.30-29 seviyesinin üzerinde kalındıkça bu yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, bu yükselen eğilimin ise şu üst banda kadar devam etme ihtimalinin mevcut olduğunu ifade ediyor. Üst bandımız ne? Hangi seviyeyi yansıtmakta? 5.39.84 veya kısaca 5.40 diyelim arkadaşlar. O halde şu an için yuvarlak ifadeler ile 5.30-5.40 bandı içerisindeyiz. Ne zaman ki 5.30'un aşağısında bir 2 adet kapanış görecek olur isek, bu durumda bu yükselen trendin kısa vadeli yükselen trendin kırılmış olduğunu ve böyle bir tabloda 5.25-5.22 gibi alt desteklere doğru bir geri çekilme ihtimalinin daha ağır bastığını konuşabiliriz teknik kriterler itibariyle. Ama şurada gördüğünüz üst bandı da aşacak ve de kıracak olursak burada bir direnç etkisi yaşanmaz ise bu durumda arkadaşlar artık 5.40-5.43 direnç bölgesinin zorlar konuma geldik demektir. Sonrasında ise bildiğimiz 5.50 bandı, 5.50 direnci gündeme gelebilecektir. Değerli arkadaşlar, bu hafta için özellikle takip etmemiz gereken işte bu alt band dediğimiz veya 5.30-29-5.30 dediğimiz klasik destek noktamızdır. Bu seviyelere yaklaşımlar olabilir. Ancak bu seviyelere olan yaklaşımlardan bir tepki görebiliyor isek bu desteğin daha da güçlendiğini ve yukarı gitme isteğinin biraz daha artmış olduğunu düşünebiliriz. Yalnız bu hafta için özellikle dikkat etmemiz gereken bir durum var. Nedir bu arkadaşlar? Şubat vadenin son haftasındayız. Bu hafta Şubat vadenin son haftasını yaşamış olacağız ve Merkez Bankası özellikle vade sonlarındaki son birkaç günde VIOP hususundaki short pozisyonlarının daha avantajlı seviyelerden kapanabilmesini temin edebilmek için baskısını biraz daha artırmakta. Yani vadenin son 2-3 gününde Merkez Bankası'nı piyasalarda biraz daha aktif görebiliyoruz. Yükselmesini istemeyen biraz daha baskılamak ve daha uygun seviyelerden elindeki short pozisyonları kapatabilme çabasına izliyoruz. Bu durum aklımızda bulunmalı ve bu hafta için dolar TL'nin 5.34-35 direnç bölgesinin ötesine geçmekte zorlanabileceğini,
Belki 5.30 desteğinin dahi aşağısına, 5.28-5.30 aralığına bile sarkmalar yaşayabileceğini dikkate almamızda, bu hususu aklımızda bulundurmakta yarar olduğu düşüncesi içerisindeyim. Arkadaşlar, pazartesi günü için baktığımız zaman 5.32-5.35 seviyesinin pivot seviyemiz olduğunu görmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalabiliyor isek eğer 5.33-5.53 seviyesine kadar yükselme, bu seviyenin de aşılması durumunda az önce sizlere arz ettiğim 5.35 direnç bölgesine, yani 5.35-5.29 seviyesine kadar bir yükselme imkanının olduğunu görebiliyoruz. 5.35 aşılacak olur ise bu durumdayız arkadaşlar. 5.35-5.37 aralığını ihtiva eden 5.36-5.50'ye kadar yükseliş ihtimalinin var olduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, günlük grafiğimizin bizlere ifade etmiş olduğu tablo bu. Haftalık grafiğe geldiğimiz zaman ise sevgili dostlar, burada da 3 haftadır devam etmekte olan, her çubuk bir haftayı yansıtmakta, 3 haftadır devam etmekte olan minör bir yükseliş trendinin var olduğunu görüyoruz. Bu yükseliş trendimizin alt bandı ise 5.22'yi ifade etmekte. Arkadaşlar, 5.22 seviyesi, 5.20-5.22 bölgesi biliyorsunuz dolar TL'nin gerek 200 günlük hareketli ortalamasının gerekse 50 haftalık hareketli ortalamasının bulunduğu bir bölgedir. Çok ama çok önemli ve de yıllardır kırılmayan, yıllardır bu seviyenin aşağısında kalıcı görüntülerin oluşmadığı, yani bu hareketli ortalamanın temsil ettiği seviyelerin aşağısında görüntünün oluşmadığı önemli bir destektir. Şu anda da 5.22 seviyesinin grafiklerimize önemli bir destek noktası olarak yansıdığını görüyoruz. Bunun üst bandı olarak ise 5.43 seviyesini görmekteyiz. Fibonacci kriterlerimiz itibariyle zaten bu değerleri arkadaşlar aşağı yukarı biliyorsunuz. 5.30 seviyemiz önemli bir destek konumunda. %23.6'ya denk gelen 5.28-84 seviyemiz önemli bir seviyedir. Ve bu hafta ilk olarak son günlerin ilk bu direnç üzerindeki kapanışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu direncin üzerinde takip edilecek olan direnç 38.2'ye gelen 5.36-68. Az önce de sizlere belirttiğim gibi zaten 5.35-5.37 aralığı şu an itibariyle takip etmemiz gereken önemli bir direnç bölgesi. Bu direnç bölgesinin aşılması durumunda önce karşımıza 5.42-5.43 bölgesi, ardından da 5.50 seviyesi zaten bildiğimiz bir direnç olarak çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, bu hafta için 5.31-43 seviyesi haftalık bakış açısıyla önemli bir destek olarak karşımızda. Şayet bu seviyenin aşağısına gelinecek olur ise nereye kadar düşebilir, bu gevşeme nereye kadar devam edebilir sorumuzun ilk yanıtını 5.28-59 olarak görmekteyiz. Zira 5.28-84 seviyemizde de bir Fibonacci desteğimizin bulunduğunu bir kez daha hatırlatmış olayım. 5.31-43 üzerinde kaldığımız müddetçe yine 5.35-53 seviyesini görmekteyiz. Yani 5.35-5.37 bandı gündeme geliyor. Buranın da aşılması durumunda 5.35 üzerinde kapanışlar görebiliyor isek eğer, bu durumda 5.38 ve sonrasında da 5.42 seviyelerine dikkat etmemiz, bu seviyelerde zorlanma yaşanma ihtimalini hesaplara katmamız gerekecektir. Değerli arkadaşlar, gelelim Merkez Bankası ne yaptı, ne etti mevzusuna. Merkez Bankası sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz hafta içerisinde Cuma günü itibariyle Şubat vadede herhangi bir işlem yapmadı. Zira Merkez Bankası'nın Şubat vade işlemlerinin Cuma günkü tablosunu görmektesiniz. Ve geçtiğimiz haftanın geneline bakacak olursak, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftanın genelinde Şubat vadede herhangi bir işlem yaptığına tanık olmuyoruz. Bu tablo haftalık veriyi göstermekte. Değerli arkadaşlar, Mart vadeye gelecek olursak, Mart vade itibariyle Merkez Bankası'nın Cuma günü 21.300 kontrat short pozisyon açtığını görüyoruz. Zira geçtiğimiz hafta içerisinde hemen hemen her gün 5.30'un üzerinde bulunduğumuz süreçte Merkez Bankası short işlemlerini istikrarlı olarak devam ettirdi. Cuma günü 21.300 kontrat ve haftanın genelinde, yani 18 ila 22 tarihleri arasında haftanın genelinde 127.652 kontrat Merkez Bankası'nın short pozisyon sayısını artırdığını görüyoruz. Sevgili dostlar, gelelim
Nisan vadeye. Nisan vadeye itibariyle Merkez Bankası'nın Cuma günü 3.910 kontratlık bir short pozisyon açtığını görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın geneli itibariyle ise arkadaşlar Nisan vadede Merkez Bankası 29.400 kontrat civarında bir pozisyon açtığını görüyoruz. Nisan vadede toplam 650 bin kontrat civarına ulaştığı zannediyorum. Bir önceki BIOP'la ilgili olan analizimde Merkez Bankası'nın tüm vadeler itibariyle pozisyonlarının ne oranda olduğunu da anlatmıştım. Değerli arkadaşlar, Dolar-TL ile ilgili olarak şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Her akşam günlük analizlerimizi yapacağız zaten. BIOP konusuyla ilgili olarak yeteri kadar bilgisi olmayan arkadaşlarımız veya Merkez Bankası'nın BIOP işlemleri vesaire vesaire konularıyla ilgili aklınızdaki sorulara hafta sonu yani dün ve önceki gün hazırlamış olduğum soru cevap şeklindeki videolarımda yanıtlar verdim. Dilerseniz bu videoları izlemek kaydıyla birçok sorunun yanıtını da bulabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, şimdilik iyi akşamlar ve hoşça kalın istiyorum. Zannediyorum 1-1,5 saat sonra kadar da borsa ve endeksle ilgili olarak bir yorum aktaracağım. Bu yorumumda hafta içerisinde yabancı kurumların ağırlıklı olarak hangi hisselerde alış ve hangi hisselerde satış yaptıkları konusuna değineceğim. Ve yine yabancılar endeksten kaçıyorlar mı? Bir çıkış var mı? Yabancı takas oranında bir değişim var mı? Yabancı hareketleri hangi sinyalleri veriyor şeklinde ki sorulara yanıtlar verme gayreti içerisinde olacağım. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Saygılarımla hoşça kalınız.